Olcan Genç kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. O Ahmet, ben Olcan. Bugün sizlere evde hologram nasıl yapılır onu öğreneceğiz. 3 boyutlu hologram. Önce malzemeler: 1 adet asetat kağıdı. Onu kırtasiyeden bulabilirsiniz, asetat kağıdını. 1 tane aşağıda bulabileceğiniz bir referans kağıt. Şablon aslında. Bununla bu asetat kağıdını kesip bir piramit hali, yani piramit halinde edeceğiz. Daha sonra bir de dokunmatik telefonlardan biri bakabileceğiniz bir YouTube kanalı. Açıklamadaki linkten bulabilirsiniz. Evet. Tamam mı? Cetvel işin var mı? Yok. O zaman ve çift taraflı bant kullanacağım. Makasla birlikte. Evet. Öncelikle asfalt kağıdını... Zorları da diğer arkadaşlarına söyle, işgal vermesinler, biz planlığa geçiyoruz. Tamam abi. Tamam. Paylaş. Kesiyorum. Kesiyorum. Kesiyorum arkadaşlar. İşte bu yiyelim ya. Bu iş bu kadar. Gel. İyi oldu Hakan, düşündüğüm. Neyi düşündüğüm? Bitmiştik valla. Valla aynen dediğin gibi baba. Sen işteyle Zafer abiye kalsaydık eğer. Oho, bitmiştik şimdi. İsterseniz siz çıkın. Ben silah parçaları ayırıp size katılım. Baba. İstersen bu Faruk silah parçaları ayırmasın. Azın burada. Ben yazarı koyalım. Lan gerizekalı. O silah daha demin 3 kişiyi öldürdü. Ne işi var yazarı? Askıya alınır mı? Hayır. Onu parçala sen Faruk, parçala. Ben depodan yenilerden alıp koyarım. Babam doğru söylemiş. Ahmet Bey nerede? Havuz başında abi. Hoş geldiniz Cemil abi. Hoş bulduk. Oğlum, iki tane sahada kahve yapayım. Telefonda önemli bir şey var dediniz. Kötü bir şey yoktur inşallah. İnşallah. Haşmet. Kendin kes. Bir şey soracağım. Oğlum kayarsa soru şey olur. Tamam, otur Olcan. Cevap ver. Olcan kaymasın. Yanlış. Kendin kayarsa kes. Kesemeyiz. Ya tamam, ben tutayım, sen kes Olcan ya. Oğlum kayar sonra kese, düzgün olmayacak. Ama yanlış cevap verme. Eksik cevap da vermedim. Çizgiden. Buyurun sorun. Birazcık daha kes onu. Onların oğluna. Bugün bir evet. Tamam. Çok kötü etmiş. Dur. Dikkat et kendine. Tamam. Siz mi yaptınız? Kes. Biz yapmadık. Haşmet. İkimiz de çok iyi biliyoruz ki. Tamam. Teşekkür ederim. Geçen başımıza gelenler bunların işi. Kesiyor tamam. Muyuz? Kes. Evet. Teşekkür ederim. Birilerini konuşturdun o gece. Dur bir dakika. Onu sonra onlar buna göre şey... kıvıracağız. Dur bakayım. Yanılmıyorum ya. Dur. Onlar mı Şemin Hanım? Yani şimdi
hem adamı konuşturup bu olayların altından meftunların çıktığına emin oldunuz. Hem de ben hiçbir şey yapmadım, hiçbir şeyle alakam yok mu diyorsun? Ben hiçbir şey yapmadım. Yani Hızır'ın hatırına bir şey yapmadım. Oğlunu kim hastaneye biketti o zaman? Ekme bulma dünyası. Şimdi bak. Doğru. Dur şimdi. Kimse bize bir şey yapmadı. Biz de kimseye bir şey yapmadık. Dur bakayım. Size birileri bir şeyler yaptı. Çift taraflı bant. Biz de o yapanlara daha henüz hiçbir şey yapmadık. Öyle dersek daha iyi olur Emine Hanım. Anlıyorum Haşmet. Emanet duygusuyla hareket ediyoruz. Bacın da yanındaydı, şahsi de aldınız. Bu olay çok büyük Haşmet. Senden ricam, eğer bir savaş çıkacaksa bunun sebebi Ömür ya da ben olmam. Bu adamlar karaktersiz. Şöyle. Hatırın için. Hatırınızı kırmam Emine Hanım. Ama siz de şunu şöyle bilin ki bundan sonra bizim kadınlarımıza elini veya dilini uzatan olursa o dakikadan sonra bizim bir şey yapmamamız karakterimize uygun olmaz. Müsait misiniz? Müsait. Kalk. Teşekkür ederim. Çift taraflı bant. Doktor sabır ziyaret et, için bir kişi girebilir. Ama bilinci yerinde değil. Dinlendiriyoruz beni. Ne demek bilinci yerinde değil onun? İç kanama geçirmiş baba. Ameliyat iyi geçmiş. İyice dinlenmesi gerekiyormuş. Hmm. Çift taraflı bant. Sağır mı? Ciddi mi durum? Ah. Biraz daha bulsalarmış, hayatta kalsa bile sakat kalır dedi doktor. Ne? Kim böyle bir şey yapar? Ah. Bir trafik tartışmasında kimsin öldüğü sebeplemek isteyebilir. Oğlum dur, onu açma ya Oğulcan ya. Onunla yapmayacağız. Çift taraflı bant. Kim seçmiş peki onu sor. Dur. Oo, bu oğlum benim ya. Git Hızır'a sor. Koy onu bir dakika yana, bırak bakayım bana. Anlamadım. Bütün İstanbul ondan soruluyor ya kızım. Ona sor, o bilir diyorum. Ne münasebet ama ben araştırıyorum burayı. Onlar kim ki kendin yapıştır. Dur oğlum bak dur. Öbür tarafını sen kendin onlar yapıştırırsın. Onlar da anlaşıyorlardır eminim. Hızır bu olayı bizim yanımızda duydu. Ve inan çok üzüldü. Üzülmek nedir ben bilirim. Birinin üzülüp üzülmediğini anlamak istiyorsan yüzüne bak. Anlarsın. Dicek. Halen eve götür. Şu bandı bana bir dakika tutar mısın? Şurasından, ortasından. Dikkat et. Saat başı haber ver. Tamam. Halam sanki her şeyin suçlusu benmiş gibi davranıyor. Getir. İnan o kadar üzülüyorum ki. Sevda. Bak bir takım şeyler üst üste geliyor. Halam da bunu kaldıramıyor. Yaşlı başlı kadın. Tamam da amca. Haklısın. Ama neden ben suçlanıyorum? Bülent'in başına gelen olayda bile benim yüzümden olmuş gibi davranıyor sen yokken. Bülent'e çok düşkündür bilirsin. Ama herkesten çok sana düşkündür. Anla artık be kızım. Hızır'la yıldızları barışmadı.
Evet. Hologramımız hazır arkadaşlar. Evet, şimdi bir tane de hologram videosu açalım. Kelebek istiyorsun. Yok, YouTube'dan ha. Açıklamadaki linkten bulabilirsiniz. Evet. Meryem arıyor. Lamp. Lamp. Evet. Açıklamadaki linkten bulabilirsiniz. Evet. Evet, anlat, dinliyorum ya. Bu iş kadınlara yapılanın cevabı. Ya şimdi kelebek. Ben de öyle. Kelebek. Sonra adamları büyüt. Anladığım kadarıyla da büyüt. Olayı çıkartan daha çok Bülent oldu mu? Bir kelebek videosunu açtım. Suçlamıyorum. Kelebek yani videosu. Evet. Şeyde. Bülent abim sabah dedi ki. Yapalım. O kadın kelebek videosu. Al. Adam kayıp. Bu fasyalıların işi olabilir. Al. Gördüğünüz gibi. Bak burada böyle daha net görünüyor. Gördün mü kelebek? Al. Bak yandan. Bak. Ne renk? Hazır burada yok ya. Ne renk? Ne renk? İşte, dur. Ne renk? Ne renk? Orange. Orange. Evet. Monark. Monark. Kemal. Bak İlyas Akya. Feyyaz dururken oğlunu niye düşünüyor? Bu işi ya sen yaptın mı? Yine gördüğünüz gibi mavi geldi. Ya oran etti. Gördün mü? Ya da Hızır Ali. Ya da hep beraber. Gördün mü? Evet. Yapmadıysan yanından ayrıldığımız oluyor mu hiç? Sen 8 numara yetecek adam değil mi? Hı. Ya oğlum bana bu ağızlarla gelme. Niye? Niye 12 numara? Aferin sana. Evet. Aferin sana. Evet. Gidip halledip gelmişim. Evet. Bana mandat. Evet. Orange. Maalesef Kemal doğru diyor. Orange. Ben seni yandaydım. Evet. Önce babasını yandı. Oldu mu? Evet, monark türü. Monark kelebeği. Evet. Monark. Bu da var. Ne gördünüz gibi mavi geldi. Bir tane mesaj geldi. O zaman tamam mı oğlum? Fareyle uşuk yaptı. Onların dışında herkes operasyondaydı. Evet, gördüğünüz gibi. Monark kelebeği. Hepsi birden gebersin. Evet. Evet. Monark. Hakikaten herkes abi. Tamam. Evet, bir tane deniz anası açıyorum şimdi. Tamam, onu da hadi sen kendin çek artık. Evet, gözüm abi. Evet, bir tane deniz anası açıyorum şimdi. Reklam atlayalım. Deniz anası açtım şu an. Oo, deniz anası çok iyiymiş be. Evet. Evet. Gör. Görüyorum ben. Oo, deniz anası çok iyiymiş be. Oo, deniz anası çok iyiymiş be. Evet. Evet. Jellyfish. Jellyfish. Evet. Önce butterfly, sonra da jellyfish açtım. Evet. Deniz anası. Evet. Ben bu gördün mü? Evet. Üzüldüm açıkçası. Oo, deniz anası çok iyiymiş be. Ama Bora'nın da dediği gibi yani bizim konumuz değil. Oo, deniz anası çok iyiymiş be. Evet. Evet. İsminin Bülent olduğunu kim söyledi Besa? Biz sabahtan beri Feyyaz'ın oğlu diye konuşuyoruz ama. Ha yok yani, ben onun ismini biliyorum diye bile söyledim. O değil miymiş? Ha neyse.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir hologram yaptık. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Ve bay bay.